Gündemde neler var? Kanadının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle karşınızdayız. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Değerli dostlar, Esad şokta. Son 2 haftada 8 üst düzey komutanı gizemli bir şekilde öldürüldü. Suriye'de yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu Esad'a şok üstüne şok haberler geliyor. Esad'ın 12 haftada 5'i tuğgeneral, 2'si albay ve 1'i de asker 8 kişi gizemli bir şekilde öldürüldü. Söz konusu askerlerin tümü suikaste kurban gitti. Ayrıca bu suikastlerin 4'ü 2 günden kısa bir süre içinde Şam ve kırsalında gerçekleşti. Şarkul Avsat'ta yer alan haberde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in kardeşi ve 4. Bölük Komutanı Mahir Esed'in sağ kolu olan Albay Ali Can Bolat, 4 Temmuz Cumartesi günü Yafur bölgesindeki evinin önünde bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü. Aynı gün Hava Kuvvetleri İstihbarat Şube Başkanı Cihat El Zal da Şam Deirizor yolunda bir grup arkadaşıyla seyahat ettiği aracına düzenlenen saldırıda öldü. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen ve Kuneitra kentinde olan Zal, 2011 Suriye Devrimi'nin ilk yıllarında Dera'da istihbarat şube başkanlığı yaptıktan sonra Suriye'nin doğu bölgesindeki Hava Kuvvetleri İstihbarat Şube Başkanlığı'na getirilmişti. Ertesi gün Hava Kuvvetleri İstihbarat Şubesi'nde görevli Tuğgeneral Sair Hayrbek, Şam'ın Ez-Zahire mahallesindeki evinin önünde bir keskin nişancı tarafından suikaste uğradı. Aynı şekilde 4. bölüğe bağlı milislerin komutanı Nizar Zeydan'ın içinde bulunduğu araç dün Şam yakınlarındaki Vadi Barada bölgesinde bombalı saldırıya uğradı. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın.